Herkese iyi akşamlar. Maçın değerlendirmesine gelince bu akşam 11'i 11 iken de maç başından sonuna kadar oyunu domine eden, pozisyon üreten, her bölgede rakibe baskı kuran, topu kazanan, golü arayan, bu akşam gol atıp kazanıp turu geçmek istiyorduk. Çünkü üçlü sistemden bir dörtlü sisteme geçtik. Bununla beraber birkaç galibiyet alarak oyuncuların özgüveninde daha fazla geri kazanacağını planlıyorduk her zaman. Bu yönde de oyuncularımızı mental olarak hazırlıyorduk. Bu akşam gerçekten 11-10 iken de maç başından sonuna kadar tamamen oyunu domine eden, her bölgede gol atmak için rakibin üstüne giden, futbol oynamaya çalışan, bütün organizasyonlarımızı merkezden, kanatlardan deneyerek hepsini yaptık. Sadece bir golü bulamadık. Sonuçta son saniyede böyle bir gol yediğimiz için elendik. Tabii ki çok üzgünüz. Ama son zamanlarda yediğimiz bütün gollere bakıyoruz. Ben göreve geldiğimden bugüne kadar bize gelen bir şut ya birine çarpıyor ya kendi ölçüsüne çarpıyor. Hep yediğimiz goller bu şekilde. Maalesef bizim vurduğumuz toplar ya rakipten dönüyor ya direklerden dönüyor. Olmuyor. Bir türlü biraz şanssızlık var. Birazcık da oyuncularımın bazılarının herhalde baskı altında daha net, daha belirgin ortaya koyacakları performansını bundan dolayı koyamıyorlar. Ama bunun da üstesinden gelmek için biz gece gündüz çalışıyoruz ekip arkadaşlarımla beraber. Bugün baktığınız zaman 11-10 iken de tamamen oyun kontrolü elinde bulunduran, oynamak isteyen, futbolumuzun bu sistemde her geçen gün üzerine koyarak geliştiğini ben çok net görüyorum. Objektif futbolu takip edenler de bunu görebilirler. Sadece her şeyi yaptık, denedik, golü bulamadık. Futbolda çok az rastladığım bir olay oldu bu akşam. Son saniyede gene bizim barajda bir arkadaş oyuncumuza çarpıp kaleci kontrpilde kaldı. Bir gol yedik ve kaybettik. Önümüze bakacağız. Biz Fenerbahçe'yiz. Gene bu oyuncularımızı fizik olarak oyun anlamında da elimizden geleni yapıp sezon sonuna kadar Fenerbahçe'yi yeni şekilde temsil edip yolumuza devam edeceğiz. Kayserispor'a gelince onlar bugün son anlamında direndiler. Son saniyede gelen bir golle de maçı kazandılar. Kendilerine de başarılar dilerim. Şimdi hocam biraz şey olacak ama sizin bu açıklamanızın ardından yani canlı yayında yine yayıncı kuruluşta Hikmet Karaman'ın bir açıklaması var. Yani bu açıklamanıza biraz cevap verir nitelikte ama işte bir iki pozisyonun dışında kaç pozisyona girdiniz diye yani sizin bu açıklamanız canlı yayında. En az 6-7 tane pozisyonumuz var. Orada sizin açıklamanıza. En az 6-7 tane pozisyonumuz var. Ben kimseyle polemiğe girmek istemiyorum. Görüntüler ortada. Tamam. Futbolu konuşacaksak, futbolun bütün doğrularını bu akşam Fenerbahçe yaptı. Ama futbolun adaleti bu akşam bize tecelli etmedi. Kayseri'ye tecelli etti. Kayseri Spor'a başarılar dilerim. İyi akşamlar.